Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. 2 Ekim 2024 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Önemli haber akışları var. Yarın enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Birazdan beklentileri sizlerle birlikte paylaşacağım. Bugün Borsa İstanbul'da ne olup ne bittiğine bir bakalım. Altına yine bir bakalım. Petrol yine hareketli. Altın beklenenin hareketi henüz göstermedi. Gerekçesini de zaten dün de paylaşmıştım. Bugün de yine üzerinden geçeriz. Şimdi Borsa İstanbul'da bugünkü geri çekilme yine son yarım saat içerisinde biraz daha derinleşti. Bir tepki arayışı içerisinde saat 17 itibariyle %4'e yakın 9000 puan seviyesine tekrardan geri çekildik. Şimdi tabii aşağıda 9000 lira kadar gelmemiz. Buradaki alıcılı seyrin 8700 seviyelerinde olduğunu artık takip edebiliyoruz. Bir miktar daha geri çekilmeler olabilir mi? Şöyle değerlendirin burayı siz. Yarın itibariyle 8945 seviyesi takip edilecek. Burada çünkü alıcıların geldiğini görmüştük ve bu alıcılar 9850'lere doğru hareketli taşımıştı. O yüzden yarın itibariyle takibimiz burası olacak. Şimdi bugün hisse bazlı ayrıntılara baktığımızda özellikle dün pazartesi itibariyle de geri alımların geldiğini sürekli olarak ben takip ediyorum. Sizler de takip ediyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kap haberlerine baktığınızda detaylıca birçok firmada geri alımları görüyoruz. Şimdi bu geri alımlar neden yapılıyor derseniz arkadaşlar özellikle optimal kaldıraç seviyesini yani sermaye yapısını oluşturma amacıyla farklı bir şirket tarafından firmanın devralınmasının önlenmesi amacıyla ya da piyasada işte benim kağıdım çok ucuz algısını patron tarafından oluşturmak için geri alımlar yapılabilir. Bunları hep görmüştük. Ya da patronun bir trade yöntemi olarak da bu değerlendirilebilir. Şirket patronunun vesaire vesaire ama bedava malı topladıkları her türlü zaten görülebiliyor. Yani bu tabii nasıl siz değerlendiriyorsunuz, piyasayı nasıl okuyorsunuz ben burayı bilmiyorum ama çok ciddi anlamda bir geri alım görüyorum. Bütün sektörlerde hemen hemen aynı görüntüler mevcut. Şimdi arkadaşlar yarın itibariyle yani ayın 3'ü yarın saat 10'da enflasyon verisi gelecek. Aylıkta burası önemli. 2,2 bekleniyor enflasyon. Bu beklenti karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Eğer bu rakamın üzerinde bir enflasyon rakamı gelirse hoş olmayacak. Bu rakamın altında bir enflasyon gelirse yani iyimser bir enflasyon daha doğrusu enflasyonda %48,30'un altına bir hareket gördüğümüz takdirde o zaman piyasa bunu daha da iyi fiyatlayacak. Aksi takdirde ters bir hareket olursa İstanbul enflasyonu biraz hoş gelmedi. Gerçi hiçbir zaman İstanbul enflasyonu hoş gelmiyor. Bunu da sizlere takip ediyorsunuz. Türkiye genel olarak değerlendirdiğimiz yani TÜİK'in verilerine baktığımızda beklenti bu. Piyasa anketi de bu şekilde oluştu. Yarın buraları takip edeceğiz. Bilginiz olsun saat 10'da piyasa açılışıyla birlikte rakamlar gelecek. Ola ki ters durumda yani beklentiyi karşılamaz ise enflasyon halen yüksek seyretmeye devam eder ise beklentinin üzerinde enflasyon gelmeye devam eder ise o zaman Kasım'daki faiz indirimi iptal. Yani bu hatta Ocak ayına da sarkabilir. Bunun da bilgisini zaten vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Şu anda Kasım'a odaklı bir şekilde ilerliyor piyasa. Bir miktar daha endekste aşağı yönlü ufak artık geri çekilmeler normal. Artık zaten olabildiği kadar geriye çekildik. Göstergelerimizde tekrardan RSI 20'nin altına aşırı satım bölgesine geldi. Aşırı alım bölgesi nasıl aşağı yönlü düzeltmeler için sıkıntılı bir noktaysa aşırı satım bölgesi de aşağıdan yukarı doğru gitmek için sıkıntılı bölgeler bunlar. Bunları da yine biliyorsunuz diye düşünüyorum ki kanalımızda sık sık hemen hemen her gün bunun değerlendirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Durumlar böyle. Nakitte bekleyenler için mükemmel bir alım fırsatı tabii bugünler. Bu hafta kapanışını ben de sizler gibi merak ediyorum. Burada bir iğnesi uzun bir mum bırakabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Yoksa altında üstünde iğnesi olmayan işte 8700'lere doğru bir kapanış mı yapacak böyle? Beklemiyorum ama takibe değer, takip edeceğiz. Yarın itibariyle artık yukarı yönlü enflasyon rakamlarında iyimser gelmesiyle birlikte bir hareket bekleyebiliriz. Kısa vadede durum bu şekilde. Altına gelecek olduğumuzda 2913 lira seviyesinde tepede biraz sıkıştık. Kur desteği de yok. 34-20 seviyesinde dolar TL var.
Asıl mevzu ons altında. Şimdi ons altına baktığımızda arkadaşlar, burada bugün itibariyle 0.56 geri çekilme var. İran-İsrail gerginliği henüz piyasalar tarafında tam net bir şekilde fiyatlanmadı. Petrol de çok hareketli. Bir bakıyorsunuz 75 doların üzerinde, bir bakıyorsunuz 73 dolar seviyesine geliyor. Burada da bir kısa vadede belirsizlik var. Demek ki piyasa şu anda yeni bir bölgesel savaş tehdidini algılamıyor. Yani İsrail'in İran nezdindeki baskıları sonuç vermeyecek gibi görülüyor. Dünkü yapılan füze saldırıları da sınırlı, artık tamam gibi duruyor. Yoksa piyasa burada çok daha sert fiyatlamalara giderdi. Bugün itibariyle petrolü gördünüz, 76 dolara geldik. Dün itibariyle de söylemiştik, biraz daha temkinli hareketler edeceğiz diye. Evet, halen yukarı yönlü eğilim mevcut buralarda ama baskı devam da ediyor. Gördüğünüz gibi çok bulaşılmaması gerekiyor. Yani kaldıraça çok bulaşmamanız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yedirmezler sizi burada. O yüzden kendinizi hırpalamaya hiç de gerek yok. Aksi takdirde zaten eğer bir İran-İsrail savaşı gibi, yani bu tiyatronun haricinde net bir savaş eğilimi olmuş olsaydı ve bunun doğrultusunda İran füzeleri ateşlemiş olsaydı, bugün petrol 90 doların üzerinde 100 dolarları geçmişti. Altın da zaten 4000 doları geçip 5000'lere doğru hareket etmişti. O yüzden fiyatlamalar dengesinden de az çok bu iki ülke arasındaki mevzunun ne olduğunu buralardan da zaten okuyabiliriz. Durum bu şekilde petrolde de. Ama bu tabii gerginlik sürekli olarak devam ettiği sürece, faiz indirimleri geldiği sürece ekonomilerde tabii bu canlanmayı da beraberinde getirecek. Özellikle 2025 itibariyle, 2025 Ocak itibariyle daha doğrusu, faiz indirim döngüleri daha da hızlanacak. Bu da tüm dünya ekonomilerini, tüm dünya piyasalarını canlandıracak. Haliyle petrolü olan talep de artacak. Buraya talep arttığı için de doğal olarak fiyat yükselecek. Ben 90 dolar hedefini orta ve uzun vadede zaten gündemde tutuyorum. Bunu biliyorsunuz. Ama daha yukarı gelebilir mi? Bunun için söylediğim gibi, birincisi jeopolitik gerginliklerin Allah korusun zirve yapması gerekiyor. Yani bölgesel savaş, dünya savaşı gibi önemli, kritik, istemediğimiz gelişmelerin olması gerekiyor. İkinci ise ekonomilerin beklentiden daha hızlı bir şekilde canlanması gerekiyor ki petrol yukarı yönde alevlensin. Ben bu iki ihtimali de pozitif bulmuyorum. Daha bir ılımlı ekonomilerde canlanma, İsrail-İran arasında da halen izlediğimiz bir tiyatrodan ibaret diye düşünüyorum. Tabii siz ya da bir başkası ne düşünür, burasını bilemem. Kur tarafı için söylenecek bir şey yok. Kontrollü duruş devam ediyor. Daha doğrusu kontrol edilen bir kur görmeye devam ediyoruz. Burada zaten beklemenin doğru olmadığını son 1,5-2 yıldır dile getiriyorum. Özellikle 2024 başı itibariyle de bunu hep savundum. Aylık 1 lira verirse öpüp başımızın üstüne koyacağız demiştim. Öyle de ilerliyor. Asıl mevzu tabii borsa. Küçük yatırımcının psikoloji bu hafta itibariyle tamamen dibe çöktü. Bu gayet doğal bir davranış. Ama bu gibi durumları zaten borsada her an beklemek gerekiyor. Dünya borsaları da keza aynı şekilde hareket ediyor. Japonya tarafında yine bir faiz artırım tehdidi vardı. Şu anki piyasa koşulları buna uygun değil açıklamaları gelince bir miktar daha o tarafta iyimser bir duruş oldu. Korku endeksi, yani VIX endeksi de biraz yukarı yönlü hareketlendi ama öyle alevlenen bir VIX endeksi de yine görmedik. Çünkü jeopolitik anlamda yeni bir risk algısı henüz oluşmuyor. İsrail-İran arasındaki, İsrail-Lübnan arasındaki gerginliklerde kısa vadede biraz sınırlı operasyon etkisi tartışmaları olacak belli ki. Burada da İsrail'den gelen açıklamalar tabii ki piyasaya biraz su serpebilir ki öyle olması zaten gerekiyor. Bizde durum gerektiğinden fazla abartılıyor. Bu abartmayla birlikte de bu geri almaları görüyoruz. Bunun da zaten ne anlama geldiğini az çok birçoğunuz görebiliyorsunuz. Yani daha bunu aşağı doğru indirebiliriz ama neler neler. Yani tabii birçoğunuz da şunu düşüneceksiniz illa ki, ya burada patronlar algı yapıyor, işte benim hissem ucuz, ben alıyorum siz de alın gibisinden algı yapıyorlar. Bunu düşünmekte haklısınız. Çünkü güven ortamı iyice zayıfladı. Adam %70 tepeden geri çekilmiş hisseyi alıyor, yine tersi düşüyor, yine zarara düşüyor. Böyle bir noktadayız. Yani böyle bir dip seviyesindeyiz.
Artık buraları bilinçli ve gerçekten borsa yatırımcısı olan arkadaşlar, yatırımcılar zaten değerlendiriyordur. Ben yine bugün birçok tahtada anlık olarak şunu takip ettim. Tabii ki birçok kağıtta net satışlar oluyor. Ki zaten hepsinde net satışlar oluyor. Ama bu satışların da çok güzel bir şekilde karşılandığını da görebiliyorsun. Bir de işin bu tarafı var. Ama gün sonuna baktığımda, özellikle yerli kurumlara baktığımda, burada onu göstermeyeyim, biraz daha etkilenebilirsiniz. Maalesef yerli yatırımcının işlem yaptığı kurumlarda bugün satış çok ağırlıklıydı. Dün de öyleydi ama bugün bir tık daha bu ağırlaştı. Bu da tabii şunu bize gösteriyor. Küçük yatırımcı burada zararına verdi çıktı. Maalesef bu durum böyle ilerledi arkadaşlar. İşte sabrınız yoksa, piyasayı iyi karşılayamıyor iseniz, yani bu tarz oluşumları Borsa İstanbul'da kabullenemiyor iseniz, psikolojik olarak zaten bu taraflara gelmemeniz gerekiyor. Şimdi 2 günde, 3 günde baktığınızda iyi geri çekildik. İşte 9.700'lerden. Bunun yukarı dönüşü de zaten sert olacak. Bunları daha önce de gördük. Hep rally hareketlerinde, böyle önemli baskılı hareketlerden sonra inanılmaz sert ataklar gördük hep. Yani ralliler çok daha hızlı gerçekleşti. Bu sefer de aynısı olacak. Yani burada farklı, değişen bir durum olmayacak. Umarım kendinizi koruyabiliyorsunuzdur. Yani psikolojik olarak iyi bir noktadasınızdır diye temenni ediyorum. Başka da bugün itibariyle söyleyecek bir şeyim yok. Hisse Özel'de bugün video paylaşmadık zaten. Perşembe, Cuma itibariyle paylaşabiliriz. Hafta sonu zaten gelecek. Dün yine video paylaşmıştık. Onu izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Eğitim amaçlı güzel bir videoydu. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelişmeleri takip edeceğiz. Gözümüz kulağımız haber akışlarında. Ama en önemlisi de yarın enflasyon rakamları çok daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.